Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. sözden devam ediyoruz. 42. sayfada durmuştuk. Oradan devam ediyoruz, durduğumuz yerden. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır, yaratılışı itibariyle. Halbuki her şey ona ilişir, zayıflığına rağmen. Kavi olsa onu müteessir eder ve müteellim eder. Her şey ilişir. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Mikroptan cehenneme kadar uzatırsınız belaları. Aciz olduğundan hiçbirisini önleyecek durumu da yok. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Yani zıt şeyler bunlar. Fakir, ihtiyacat. Bakınız. İhtiyaçları elde etme gücünde sıfır, fakat ihtiyaç çok. Yapısı bu işte, fıtrı yapısı. Hem tembel ve iktidarsızdır. Şimdi bunları niye sayıyor böyle? Sonunda çıkacak meydana. Yani buna biz, yani fikir sahasında siyak sibak deniliyor. Yani mevzu nereden başladı, nereye doğru gidiyor, ne anlatmak istiyor diye olan bir fikri takip ve cehd gerekiyor. Ve bu bahsin, bu gibi bahislerin anlaşılmasında. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Yani hayat şartları, yaşama şartları çok ağır. Yani küçücük üşütme, telliymişim, memneymişim, cereyanda kalmışım, ne sayılmayacak kadar bir dünya içinde yaşıyor, şartlar dairesinde yaşıyor. Hem insaniyet, Mesnevi de anlatır, bizim bir nebatiyet hayatımız var. Zaten bu ana karnında, başlangıçta da öylesine mertebeli gelmiştir. Nebatiyet bizim nebat hayatı, bildiğimiz nebat hayatının cinsinden bir hayat. Hayvaniyet ise işte duyguların bulunduğu bir hayat mertebesi. İnsaniyet nedir? Nebatiyet, hayvaniyet, bir de insaniyet. İnsaniyet şuymuş, aklın fikirleri ve maksatları ve kalbin hissiyat ve emelleri insaniyeti teşkil ediyor. Yahut insaniyeti neticeleri oluyor. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Kişiyi, insana. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı son bulup gidiyorlar, kaybolup gözden kayboluyorlar. Bu hadise, bu durum, firak durumu mütemadiyen onu incitiyor. Kimi? İnsanı. Her bir insanı. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler, yani varılması istenen hedefler, neticeler, faydalar gösteriyor. Akıl gösteriyor. Halbuki gösteriyor ama insana, insanın o akıl dediğimiz insan esasındaki bir hususiyete, cihaza gösteriyor ama halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Yani hem gücü yok, hem hayatı çok az, hem de sabırsızdır insan. İşte bu vaziyette, şimdi neticeye geliyoruz, hani bu hususiyetleri saydıktan sonra şimdi anlatacak olduğu durum veya kazanacak olduğu fikir ve hal, halet, his, anlayış ne kadar lüzumlu ve onu da kazandıran nedir? Hangi sebeptir? Ona baktırıyor bize burada.
İşte bu vaziyette anlatılan şekilde hususiyetlerde olan bir ruh, ana yapımız ruhtur bizim. Ceset gelgeçtir. İstiyorsanız işte çekilmiş fotoğrafınız varsa 2-3 yaşındaki fotoğrafınızı alın. Şimdi işte ya bileyim 60, 70, 80, 90 yaşlarındaki halinize bakın, aynaya bakın. Bir taraftan resminize bakın, bir taraftan kendinize bakın aynada. Hiç siz değilsiniz artık. O nerede, bu nerede? Ha demek ki ceset ne kadar garip, acip değişmelere uğruyor. En nihayette toprakta çürüyüp, çürütülüp bitiyor. Ruh öyle değil. Ruh giderek ya inkişaf eder, yahut da tereddi içerisinde çürür gider. Çok mükemmel, gelişme istidadı kaybolur, biter, çürür, tefessüh eder. Ruh yapısı böyle. Ve bu haliyle, yani mükemmel veya çürümüş haliyle ahirete gider. Hangi halde gittiyse ahirette o durumu devam eder artık. Sonsuza doğru gider. Onun için bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında, sabah namazını kılıyoruz ya, sabah namazının ilk başlangıç devresi, zaten şimdi namazın 5 vaktini anlatıyor. Neydi bu fecir zamanı diyordu, oradaki anlattıklarına istinaden, günlük hayat zorluklarının başlangıcında. Fecir zamanı ne? Zor hayat olan, yani hayatta, çalışmakta, sebepler dairesinde koşmakta bulunulacak bir devreye geçiş yapılıyor. Fecir demek, gündüze doğru geçiş yapmak nedir? Fecir zamanı bir başlangıç. Ne? Zorluklara giriş, hayat zorluklarına geçiş. Öyle anlatıyor. Zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in, Cenab-ı Hakk'ın Celali ve Cemali, başlıca iki ismi vardır. İki sıfatı vardır pardon. Biri Celali, biri Cemali. Cemale bir et daha var, o da Kemal. O zaman Celal, Cemal, Kemal olarak üç ana sıfatı oluyor külliyatta anlatılan. Cemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip, müracaat, yani dünyada da böyle bazı makamlara müracaatlar var, dünya işlerini çevirmek için. Müracaat edip, buradaki müracaat yani ona doğru geriye dönüş, yani ona dönüş yapmak. Ne demek yani, bu mecaz ifadedir. Fikrimizle, hislerimizle, ne bileyim düşüncelerimizle biz ondan kopuk bir yoldan gidiyoruz. Orada namaz bize bir durduracak, durdurması lazım. Ve asıl kainatın sahibi, bizim sahibimiz ve bizi her haliyle koruyan zata dönüş yapmak. Fikren, kalben, hissen, niyeten bir dönüş yapmak. Huzuruna doğru teveccüh etmek manasında müracaat. Frenleme, yani gaflet dünyasından kendini bir frenleme diye düşüneceğiz. Niye? İnsanın yapısını hepimiz yaşayarak bilmiyor muyuz? İnsan gaflette gider de artar böyle kapkaranlık bir aleme düşer. İnsan yapısı bu. Ne yapacak? Zaman zaman yanlışlarını, gafletini anlamak noktasında Allah bize bazı böyle imkanlar verdi. Mesela bazı zatlar veyahut da peygamberler belli zamanlarda daha ileri derece yükseklere varmak için bazı hayat devreleri vardır. Büyük zatların, peygamberlerde de söyleniyor. Biz de insanız. Bizim de kendi daire şeyimizde, miktarımızda bir zaman zaman hakka, hakikata, gafletten huzura dönüş hadiselerimiz olması lazım. O zaman namazı bu noktayı nazardan da, çok çeşitli cepheleri var da, sadece bu noktayı nazardan ki buraya onu, bu müracaat dediğinde bunları anlıyoruz biz. Kendimize yani şefkatimiz varsa, kendimizi acıyorsa, ki fıtratın insan kendisini sever, müspet manada bir yoldan sevmeyi öğrenmişse müracaat gerekiyor. Sürekli bir Allah'tan kopuk ve gafletli hali müracaatsız haldir. Allah'a dönüş yapma durumu, fikren, aklen, hayalen, hissen, kalben olmama durumu gaflette
kalınlaşmak bir sahasında, yani bir sahada bulunuyor insan o zaman. Onun için müracaat edip arzuhal etmek. Yani halini, durumunu arz etmek. Ne demek? Hani arzuhal yazıyoruz şimdi dünyada da hükümetlere. Yani ya Rab, sen beni hikmetinle böyle çok mükemmel bir hallerde yarattın. Ama ayağımızdan kayma durumu da imtihan için yarattın. Ya durumum böyle, ben kendimi koruyacak halim yok. İstiyorum senin korumanı, sen beni koruyacaksın ancak korunabilirim diye bir durumunu arz etmek. Yani arz etmek derken Allah bilmiyor da bildirmek manasında beşer aleminde gibi değil. Allah bizim her halimizi ezelen ebeden biliyor. Allah sonradan bir şey bilmez. O beşeri sıfattır sonradan bilmek. Ama insan dünyasından hadiseye baktığımız zaman insan dünyasının alışkanlığı anlayışıyla, gözüyle bize hitap ediliyor. Biz de o lisandan anlarız ve o durumlarda da şey yaparız, gafletten ayrılırız, huzurlu hayata doğru geçiş yaparız. Biz böyle bir insanlık dünyasının sahasındayız. Bunu da noktayı nazarımız itibariyle nazara almalıyız. Arzuhal etmek, halini arz etmek, tevfik ve medet istemek. Zaten arzuhalin de şeyi anlaşıldı burada. Allah'tan yardım, bu durumumuz var ya Rabbi, sen hikmetle yarattın. Senden bu durumumuza göre ihtiyaçlarımızı bilip de isteyelim. Böylece seninle münasebet kurup sana tevekkül edip istinad edelim gibi olan irtibat, ilahi intisap sebeplerini getirdin. Sonsuz hikmetinle ve rahmetinle diye düşünüş yap, bir düşünmek. Ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde, fecir zamanı ya, yani orada not almıştık, zorlukların başlangıç devresi, hayatın, 24 saatlik hayatın zorluklar devresi, uyku da zorluk olmayan bir devre, şey yatıyorsun, her bütün organların, kendin, düşüncen, hislerin hepsi istirahata çekilmiş oluyorlar. Gündüzün, gündüzdeki durumun zıttı oluyor. Zaten ayetler de bu istirahattan haber veriyor. Tabi bu istirahat ve çalışma dünya hayatında bir zıtlar manasında çok hikmetlidir ama biz o kadar ince tefekkür ehli olmadığımızdan anlayamıyoruz tabi fazlasını. Orada çok şeyler gömülüdür. Dile de gelmeyecek durumlara sahiptir o hadiseler. Kişi tekamül ettikçe bir mana dünyasına doğru bakışla tefekkür zevkinde bayağı, yani nasıl diyelim, insanlık sahasında manevi görünmeyen yüksek değerlere doğru çıkar indi ilahi nazarında. Bin tane diyor üstad. Bir tarafa, bir tanesi bir tarafa. Kastamonu laikası. Bin tane adam bir tarafa koyacaksınız dost diye anlatıyor onu Barla'da. Bin taneyi de bir tarafa, dostlardan bin taneyi bir tarafa, bir taneyi de bu tarafa koyacaksınız. Ve mana bakımından o bin taneye karşı tartacak onları terazi manevi de. Demek ki bir şeyler varmış insan dünyasının iç aleminde. Evet. Yani sofraya hayır demiyoruz. Evet diyoruz ama yani hayat sofra değil yani. Onu bilmemiz lazım. İnsan muhatab-ı ilahidir. Yani muhatab-ı ilahiyi ben külliyattan bir tespit yaptım. Ne demek muhatab-ı ilahi? Ezeli, ebedi, evsafa sahip kainatın an be an tecellisiyle varlığı devam eden bir zat-ı vacibül vücudun hitaplarına biz muhatap oluyoruz. Öyle basit bir hadise değil bu, insan dediğimiz varlığın taşıdığı mana basit bir hadise, şey, durum değil. Evet, başına gelecek, beline yüklenecek işleri ve vazifeleri tahammül için, yani yapabilmek için, yüklenebilmek için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu, yani bu kadar zorluklara karşı Allah'a istinadının derecesi yüksekse kişi dayanır gider biiznillah. Onun için nokta istinad olduğu bedaeten anlaşılır. Ne? Fecir zamanında anlatılan bu anlayışla Allah'a teveccüh ve müracaat etme hakikatlerinin yekûnü. Nokta istinad manevi. Neyi anlattı şimdi? Fecir'i anlattı. Diyeceksiniz ki biz namaz kılarken böyle şey aklımıza gelmez. Tamam, anladık, yani gelmez de. Hiç olmazsa bir ders zamanında düşünmekle aklın
belli bir zaman içerisinde bu manaları idrak etmesi de bir değerdir ve bir miktar kalır. Ve ahirette tekrar yaratıldığımız, ihya ve inşa edildiğimiz zaman sanırım bu anlayışlarımızın orada değeri olacak. Şimdi onu biz tam bilemeyiz, anlayamayız da fakat değer olacak. Hiçbir şeyi asla değersiz bırakmaz. Ve zuhur zamanı. Zuhur zamanı, öğlen devresi geldi. Ki zamanında, ki o zaman öğlen devresi, gündüzün kemali, yani gündüz en şey devresine gelmiş, mükemmellik devresine gelmiş ve zevale meyli, oradan da yavaş yavaş zeval bulacak gündüz, akşama doğru gidecek ve bitecek. Zevale meyli, parmağımı koymayınca kaybediyorum ve yevmi işlerin, günlük çalışmaların avan-ı tekemmülü, yani dünyevi çalışmaların epeyce mükemmelleşmiş ve mahsulat haline gelmiş devresi ve meşagilin tazyikinden, dünyevi meşguliyetlerin manevi baskısından, maddi baskısından da muvakkat bir istirahat zamanı. Yani bir namaz kılma devresi bir ruhi, aklı, kalbi, hissi istirahat zamanıdır. Cesedi de aynı zamanda öyledir. Zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Ben bunları okurken ya da dinlerken diyeyim, daima zıtlar kanununu unutmamak yoluyla hareket ederim. Çünkü bu anlatılan şeyleri yapan Allah'tır. Sonsuz diyeceğimiz imkanlar dairesinde bu anlatılan imkan tercih edildi kader şeyce, hikmet ilahiyece. Nedir o? Fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve semsemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç duyması halini veriyor o. Ruh teneffüze ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç duyması bu anlatılan tertibin neticesidir, ilahi tertibin neticesidir. Bu tertip de sonsuz hikmetin tercihidir. Bir derece kadar buralarda aklımızın vazifesi olan tefekkürle bu ince sırları geçici zaman içinde olsa ki gene o hafızada kalır, yani tahta şuur kalır psikolojik olarak, sonra lazım olur onlar, ortaya çıkar. Böylesine zıtlar karmasında derin hikmetlerin gümülü şekli vardır. Biz bunların inceliğini anlamayız ama bizim anlamamamız olmamasını netice vermez. Vardır o. Hatta şu ince noktadan bir şey, başımdan bazı şeyler geçiyor. Çok dikkatimi çekirse seneler geçse unutmuyorum. Bir zamanlar insanların böyle akış bir devresine bakarken onların mevcut gafletli durumunu düşündüm. Aklıma bir fikir geldi. Ya bu insanların dünyada ne işleri var? Sadece yeme, içme, dünya hayatı, faniye tamamen saplanmış bir insan nehri gidiyor gözümün önünde. Yüksekçe bir yerdeyim. Yüksek İslam'a gidiyorum. Dersim var. Bayağı orada o şey ne 15-20 sene önce. Ha? 30 sene önce. Bayağı orada aklım bir düğüm, yani hakikati bilmek hususundaki isteğimin açılmamış şekli içinde kaldım. Derken hemen bu hatırıma geldi. Yani bu şimdi okuduğum değil de bu okuduğumda bunlar mana. İnsan bu dünyaya gelip yaşadığından dolayı bilmiyor ama ahirete gidince çift taraf anlayacak. Ahiretle dünya hayatındaki olan zıttıyet münasebetlerini ayan beyan görecek, eyvahlar edecek tabii de. Fakat görecek ve kafirler bile, üstadın ifadesini söylüyorum şimdi bil mana, alimler sırasındadır. Ebedi cehennemlik ama. Ne diyorsun, ne anlatıyorsun? Ya illa hepinizin anlayacağı diye anlatmıyorum yani. Benim de ihtiyacım var, ben de yeniden tazeliyorum düşüncemi. Alimler de, kafirler de alimler sırasındadır derken ne demek yani? Mevlüt gibi oku geç. Ben şimdi mevlüt okumuyorum burada. Mevlüt okuyacağınız zaman böyle ahenkli okurum.
sesim güzel olmasa da gene de işe yarar. Yani ki. Bu hocalar mı? Bu hocalar bu vazifesiyken bir imkan verse bana, böyle İslam devleti var ya, evvela hocaları ele alacağım. Çünkü onların vazifesi bu. Hocaların vazifesi, o yolu tercih ettiler. Dünyanın bekasız işleri, hayır. Dünyanın bütün işleri bekaya bakar, bekaya gider. E niye bekasız? Gafletli insan sınıfında bu, doğru. Huzurlu ve marifetullah'a sahip insanların dünyası da bütün dünyası, bütün ahval-ı beşeriyesi, maddiyesi, maneviyesi, hissiyesi, nikisi varsa alim misal yoluyla hepsi ebedi aleme akıp akıp gönderiliyor. O zaman insanın cinsi, yani makam, yani anlayış şekli itibariyle dünyanın fani tarafı, hatta cehennemlik tarafı olduğu gibi iyi insanların da hiçbir şeyi fani ve boş değildir. Adam kazmayı toprağa vuruyor, marifetullah manasını taşıyor. Yani dünya işi işte, kazıyor işte, şey yiyecek, buğday yiyecek efendi. Toprağa kazmayı vuruyor, ahirete gidiyor. Niye? Zaman zaman derslerde hatırlattım mukayese için. Allah bizi ahirette sonsuzda padişah desen padişah bir şey değil ki. Yani düşünemeyeceğimiz kadar mükemmel ve saadetli yaşatacak. Orada buğday, muğday, ekmek, fırın, çorba, tas, tepsi bir şey yok. Hepsi hazır. Sonsuzda hazır. Sıfır zamanda mı bize çalıştı, terletmeden veremeyecekti, verirdi. Niye vermedi? Ha işte bu sır. Niye vermedi? Sonsuza doğru uzanan hikmetler manzumesi ve dünyası karşımızda. İnsan işte muhatap ilahi diyoruz ya, külliyat diyor yani. Bu manaların muhatabıdır ama fakat hiç asr-ı Sufyaniyet'te oldukça insanlar duhanın getirdiği baygınlık hali içinde. Çok canlı bir biyolojik bakımından da iç dünyası baygın. Şunu anlatmak isterim burada. Yani bakıyorum böyle şimdi de, tabii çok şuradan gidiyoruz aslında. Çünkü lisana gelmez zaten. Risale-i Nur öyle bir kitaptır ki, takrizlerle külliyatta üstad koyduğunu, külliyatta bazı talebelerin Risale-i Nur hakkında takrizleri var. Hep üstad onları Risale'ye çevirdi kendisi hakkında. Çokları kendisi hakkında yazdılar. Gerçi bu hakikatların mazharına da gider bu sıfatlar. Çünkü mazhar da o hakikatların mazharı olduğundan değer alır kişi. Fakat Üstad Bakir devam edecek olana nazarı çevirdi. Bu kitapların kıymetini bilmemiz, nasıl bilmemiz? Hayal meyal nazarımıza çarpıp da bilmemiz de epey bir şeydi, değerdir. Ünsiyet ediyoruz ve anladığımız kadarıyla bir manası varmış zannediyoruz. Çünkü ben bu hali de yaşadım ilk nurculuk hayatımda. 1950 ve 53 arasında bu anlattığım manada idim. Bunu yakından biliyorum. Bildiğim kadar neyse, ne anladımsa külliyatın manası o kadardır zannediyordum. Ne felaket. Halbuki mana alemi diye külliyatta çok geçiyor. Mana alemini dolduran, manalarla dolu olan bir kitap. Bu. Biz bu şekilde olduğunu kabulleniriz de anlamasak bile, bunu gözle bakıyorsak kitaba, epeyce ehemmiyetli bir durum sahibiyiz demektir. Buna ben zorlanıyorum yani. Bunun bilinmesini istiyorum. Mananın derinliğini de isteriz ama yani akıl zaman işte bu da. Yani hiç olmazsa bu nazarla bakalım. Külliyata alışkanlık gözüyle, anladığımız kadarıyla anlatılan manaları bulunan bir kitap gözüyle bakarsak insan kendisine çok büyük zarar etmiş oluyor. Çok büyük ama. Tekrar alıyorum Zuhru. Zaten saatimiz gelince bizi durduracaklar zaten. Onun için meselemiz değil. Diğer derslerde atlarız artık onu şey yani. Bitirdik deriz yani. Zuhr zamanındaki o zaman ölen gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazıkatından
muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Öğlen. Ruhu beşer, yani asıl kendi varlığımızın temeli. Biz diyoruz ki gören gözümüzdür, işiten kulağımızdır, düşünen beynimizdir. Hayal ediyorsun, hayal, hayal. Bütün bunlar ruhta. Ya da bu dünyada ruhun bu hususiyetleri ceset yapısında tezahür ettiriliyor. Sırlı bir manayla bakarsak, kainatta da bir arş-ı azam vardır. Esma-i İlahiye'nin ilk tezahür ve tecelli sahası. Sonra gele gele işte madde alemlerde de tezahür ve tecellisi derecelenir gider. İnsan vücudu bu şu lemalarda üstad diyor, nasıl ki ruh böyledir, Cenab-ı Hak da kainata öyledir diye bir mukayese yapıyor, şey veriyor, bir kıyas yolu veriyor. O mana benim çok dikkatimi çeker. Çünkü insanla Allah'ı tanıma hususunda en üst dereceli marifetullah insandadır. Ama biz insan tanımıyoruz da ayrı mesele. O da çok manidar anlatır. Evet. Onun için bizde de ruh ilk arşı kalp, den sonra işte dima vesaire, latifeler vesaire, hissiyat vesaire de ne organlara kadar tecelli devam eder. Ama ana merkez ruh. Sırlı bir varlık. Ana merkez. O kemal bulduysa o insan da, hani ruhu kemal bulmuş bir insansa, şey, Müslüman, doğrusu o haliyle ebedi kalacaktır. Mesela bir insan düşünün, maddi bir misalle, ağırlığı 10 kilo. Bir insan düşünün ona karşı olarak, ağırlığı 10 bin milyon ton. Aynı tek insan gene. Onun manevi ağırlığı 10 bin milyon ton, bunun üstü de 10 kilo. Ceset bakımından aynıdırlar. Bu kadar tekamül veya tekamül edememe, basitlik durumları var. Ruhu beşer o tazlikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden, gaflet gözüyle olan dünya işlerinden çıkıp, kayyumu baki olan Mün'im-i Hakiki'nin dergahına gidip, bunlar hep hikmetin tanzimatıdır. Bu şekilde, bu imkanda bir tertip getirilmesi Allah için mecburiyet yoktu. Allah için bir şey mecbur değil zaten. Ama hikmetiyle yapmış bunu böyle. Bu hikmetleri görmemiz lazım. Her şey anlatılmaz. Anlatılsa da anlaşılmaz. Belli şeyde, mana sahasında bazı hakikatler tekamül derecesinde kişiye açılır, görünür. Yani anlatıldığı için değil de tekamül ettiği için. Dergahına gidip, tabii bu gidip kelimesi madde alemde işte bir yerden bir yere doğru hareketin adı yok. Kalben, ruhen, hissen, latifeten, düşünceten, niyeten vesaire iç dünya ile Allah'ı hatırlama, teveccüh etme, düşünür hale geçiş yapmaya gidip demek manasında anlarız mecazen. İç dünyan Allah'a dönüş yapmış olacaktır. Gidip, el bağlayarak bu haletle, yekün nimetlerine, günlük hayatın öğlen devresinde ortaya çıkan yekün nimetlerine şükür ve hamd edip, yani her ne kadar maddi manevi iyilikler, güzellikler varsa hepsi senin kayyumiyetle olan tecelliğinin eserleri olarak mevcuttur. Düşüncesinin derecesine göre üst derecelere doğru çıkıp bu şekliyle Allah'a fikren ve kalben hissen tam bir teveccühün düşüncesi ve kalbi hisleri tekamül derecesine göre bu hakikatleri görüp, anlayıp, hissederek secde edip en ileri derecede bir hürmet ifadesidir. Hürmet biliyorsunuz
mükemmele, tekamüle, kamile yapılır. Hürmet. Zata yapılmaz. Secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek. Secde, secde. Değil mi? Secde bir de okuyayım bunu ben. Hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek. Fiilen, fiilen. Başlangıcı demiş zaten. Fiilen, amelen. Birinci nüktede demişti. Oraları okuduk. Buralara da gidip de yani bu demektir de irtibatını yapmadık. Demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Hayda. Dır değil. İnsana benzer. Demek istiyor. Ya. O zaman biz ne yapacağız? Biz bunu anlamadık ama anlamadığımızı anladık ve de ah bir anlasaydık diye özledik, gayret istedik fakat 20. asrın hayatı bizi ezdi, durdu, yıktı. Onun için mücadele veririz ama gücümüz yetmiyor. Bir sosyal hayatın ağır bir şeyi, tazyiki var. Orada terleyip duruyoruz. İsek, yani ki iyi, aferin, bravo, filmlerini güzel göreceksin. Ezilmiş göreceksin ama ya fakat işte ona karşı. Onun için daha o zamandan bu zamana, nurculuk hayatımızda şevcana karşı, üstad diyor yani ezilirken yani şehit olursun ama yani şahsiyetini kurtarırsın gibi anlatır bunlara. Yani şerirlere karşı onların nefretlik olan durumlarına yani nefret edememe hali bile yeterli. Ne için? Felaket için yeterli. Ne olacak o zaman? Ya kalbinde asgari olarak bir nefret bulunsun ya dükkandan yani 10 gram mı 10 kuruş mu vereceksin sanki onlara işte para harcayacaksın. Yok kalbinde senin işte bedava. Bir nefret olsun kalbinde ne olur? Allah nefret ediyor, gazap ediyor, sen niye etmiyorsun? Nefsimin hoşuna gidiyor onun hayatı da ondan. Ha peki efendim sonra hesabını verirsin. Sen bilirsin. Ve de şu asırda hayli adlarını demeyecek olduğum dairelerde şu nifak cehennemin hoşuna gidecek bir bilerek veya bilmeyerek yönlendirme durumları var görüyorum. İtme durumları var görüyorum. Ama Allah hakim mutlaktır. Hiçbir şeyi yok etme. Zerre be zerre. Onun için yani sahibine havaledir. Asr geldi şimdi. Asr. İkindi vakti. Yani biz namaz kılarken bu anlatılan gibi değiliz deyip de ümitsizliğe düşmeyiniz. Kendinizin eksikliğini gördüğünüz zaman görebilin bunu yani. Hafureca bu görebilme yolundan işlenir. Ötekisi bu yoksa kişide çok hafif manevi dünyada değer almayan, ağırlığı bulunmayan bir durumumuz olur bizim. Öyle olmasa. Bu inceliğe giremeyiz ama giremediğimizin farkına varmaya gireriz. Onda özrümüz yok artık. Kendimizin nakisiyetini anlar, haf cihetindeki şeyimizi bilir. O zaman Allah'a rica, Allah'tan istimdat, Allah'tan efendim istirham ederiz. Ya Rab rahmet et bize deriz, kurtar bizi deriz iç dünyamızda. Asr vaktinde ki o vakit hem gündüzün hem güz mevsimi hazinanesinin üzgünlük devresi. Niye? Güzel tatlı devre geçiyor. Güz. Hatta umumi olan zihayat alemi de güya lisan-ı haliyle üzgün, başı bükük. Niye? Tagayyur alemi hikmetlidir. Onu biz bilmiyorsak yani hakikati hal öyledir. Yani Allah öyle bir kainat tanzim ve tertip etti ki gerçekten seyredilmeye çok çok layıktır. Üstad gidiyor dağ çıktığı yetmedi ağacın başında hiçbir yani musluk yok bir şey yok yani yatak yok yorgan yok
2-3 ay kaldığı söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. 2-3 saat biz kalamayız orada. Güzel lavabolar lazım, şey, musluklar lazım, bir çok şeyler lazım. Yani şimdi hepsini diyemeyeceğimiz manada. Orada yaşıyor, nasıl yaşıyor? Bu alemde bulunan kişi nasıl yaşıyor diye sorulmaz bile. Yaşadığı, bir üstadın gibi bir yaşama dünyası var. Kainata bakış tarzı var. Bakıyorsunuz, kitapta yazdığı gibi bir köy cami hocası kadar bir şey yani. İlmihal işlerini bilen bir hoca diyeceksiniz. Bir bakıyorsunuz, umman. Bakabiliyorsanız tabii o tarafından. Kolay değil üstadım, o tarafından bakmak kolay değil. Çokları o tarafından bakamadılar, göremediler. Çokları. Hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini, asrın hatırlattığı devreler, durumlar ve ahir zaman mevsimi elimanesini benzetmemiş bunu mevsim derken, yani ahir zamanın ahvalini andırır. Kim? İkindi. Ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı. Bizde saat 9'da eve geliriz, yani yatsı namazından sonra iş dünyasından. İslam hayatında ikincide son buluyor gün. Tamam. İkinciden sonra bir hakiki teneffüs ve yaratılış gayesi tarafında fikren, ruhen, halen dönüş yapmakta derken, tabi çok yerlerimizde bulunan cam kutular, evdeki gürültüler dünyasında boğulup gidiyoruz. Aha! Okuduğumuz ders nerede, ne anlatılır, mevcut vaziyet nerede? Eyne sera mine süreyya. Ben şahsen medresedeyim ve de sükunetli bir şeyi Allah bize ihsan etti. Daha Tevruz'dan bu yana öyle bir yoldan geliyoruz. Yine de gürültüden şikayetçiyim. Sen bize bugün öyle dedin ama ben hı dedim mi? Demedim. Ha? Yok canım, Fransa, altta üstte Fransa talebeleri var. Fransa talebeleri var. Langır, lungur, cıngır, cangır, cungur bir şeyler yapıyorlar işte. Yani hani kulağını tıkat dersin ama kulaklık aldım. Kulaklık tıkatmak için aldım. Aldırdım yani. Var kulaklık da, işte onu da kullanamıyorum. Evet. Ama Allah'a şükür. Niye? Çünkü mevcut durumun iyi olmadığını, maalesef ahir zaman fitnesinin umumileşmiş olan fitnesinin mevcut durumunu Risale-i Nur'un ikazı ile, irşadı ile bir derece bilmek nimeti büyük olarak, büyük bir nimet olarak görüyorum. Yani normal dedim, sen de ne ya şuna ya böyle ne yapıyorsun ya, ne gayet güzel işte, ne var diye diyen ve düşünen insan olsaydık ne olacaktı? İşin bitmiş halk diliyle. Evet, yevmi işlerin neticelenmesi zamanı ikindi. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat, ya düşünmediğin şeylerden bahsediyorsun sen. Sen düşünüyorsan hakikate göre ne? Sıhhat ve selamet, manevi tehlikesizlik daha çok murattır, maddi de olabilir. Ve hayırlı hizmet gibi. Ya iki saattir lak lak yaptı, kaydı değil mi? Gitti, geldi, aldı, alacaktı, gidecek, muradı, oradan çıktı, buradan geldim, oraya bindim, ne oldu falan, haydi bakalım, eğlendirdik, iyi eğlendirdik, ver 5 kuruş daha. Ve bunların filme geçtiğinin hiç şuurunda değiliz. Es kabul etmeyen, mucize olan dilin ve lisi ve bu düşünce hislerimizin ses durumuna getirme cihazı, harika, mucize cihazının laletayn böyle ona çok ters düşen meselelerde kullanılamayacağını, kullanılma halinde cinayet olacağını düşünebilme imkanı veren Risale-i Nur karşısında hiç
vurdum duymaz durumdayız. Niye? Nefsimizin alıştığı bir şey vardır işte, canımız sıkılıyor. Daha hele cehennem ne kadar daha sıkılıyor biliyor musun? Buradaki can sıkıntısı cehenneme nispetle, buradaki can sıkıntısı cennettir. Onu niye düşünmüyorsun oradaki can sıkıntısına? O kadar fazla ileri doğru düşünemiyorum efendim. Ben şimdi peşininden düşünüyorum, peşin olanından düşünüyorum. Onun için buna teneffüs ediyoruz efendim işte. Ama 2 saat, 3 saat vermişsin. Hani geçici bir şey olsaydı hadi diyelim. Hayırlı hizmet gibi Niyam-ı İlahiyye'nin bir yekûn-ı azîm teşkil ettiği zamanı ikindi. Hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle batmaya doğru gidiyor. Ya güneş gitmiyor, batmıyor. Canım sen de dünyamız dönüyor. Ya sen sana görünen ekser halkın gördüğü ve anladığı ve hissettiği esastır Kur'an lisanında. Niye? Hadisenin kendisinin oluş şekli, ilmi gözle görünen oluş şekli, meydana geliş şekli esas değil. İnsanlara verdiği Allah'ça murad olan mana tesir ediyor mu etmiyor mu? İşte orası murattır. Bu Risale'de anlatılır. Tamam bitti. Yani insan dünyasının düşünce ve hislerinde olan murad ilahi uygun bir durum varsa netice tamamdır. Onun vesilesi o kadar önemli değildir. İşaretiyle insan bir misafir memur. Niye? Yattığın kaldığın işte hayat yerin olan dünya karanlığa doğru gömülüyor. Hayat şekli, tarzı, sebepleri son buluyor. Günlük hayat içerisinde hatırlatıyor. Enine daha büyük bir şekilde son bulacağını. Onun için misafir, memur, insan vazifesi, şu vazifelerin vardır diye amirinden emir almış olan memur. Ve her şey geçici. Koskoca güneş geçici de niye şey geçici olmayacak? Düşündürmeyi yapabiliyor bu güneşin bu hali. Bir karar. Darul karar Kur'an diliyle ahirettir. Burası darul karar değildir. Darus selam. Hiçbir tehlikenin, maddi manevi tehlikenin bulunmadığı yer ahirettir. Burası değildir. Burası tam tersidir. Onun için bir karar. Kim yaptı böyle bir kararı? Hikmet-i İlahi. O onu yaptığı şey sonsuz hikmetlerle doludur. Onu bilsene, sen muhatapsın. Bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. İkindi vakti. Şu anlatılan mesela icmali hakikatlar şuur edilse kişide çok büyük bir gelişme olur. Şimdi ebediyeti isteyen fıtrı vicdan yapısı, ruh yapısıyla ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan kalkıp abdest alıp hadislerde gelmiş abdestte maddi taharet yanı başında daha çok manevi taharet vardır. Yıkamış olduğun organların ile işlediğin suçların temizlenmesi, niyet edilmesi gerekiyor rivayette. Bir an düşündüm bu rivayetin abdest alınan yerde yazsam mı acaba diye. Ben düşündüm. Yok dedim ya. Yok. Yani işte bir sürü Yalova kaymakamlarımız var. Bir daha burada Yalova kaymakamı yapalım diye bıraktık onu. Yalova kaymakamı o kadar makam sahibi diye bir şey değil. Bir şey getirmez Yalova kaymakamı. He? Ya sen bilirsin, bir tane sen Yalova kaymakamı yap, ne olur yani. Bir şey olmaz. Onunla filmi çekilir. Abdest alıp, şimdi biz böyle şey gibi okuyoruz, abdest alıp, tamam bildi şey, hep bilinen şey, hep bilinen şey, bilinmeyen bir şey kalmamış, hepsi bilinen şey, tamam bildi, bildik. La vallahi hiçbir şey bilmedim. Bildik zannediyorsun. Cehil mürekkep denir ona. Şu asr vaktinde, İkinci namazını kılmak için Kadim-i Baki ve Kayyum-u Sermedi'nin bazı kayyumlar olur. Bir var bir yok, bir var bir yok şekliyle. Varlık alemi böyledir mahlukat. Kur'an'da bir yerde vardır halkın cenit. Onu da bazı zatlar dediler işte her şey insanda dahil
an be an, zaman üstü, zamansız denecek şekliyle var olup yok olmaktadır. Esma-i İlahi'nin iktizası vardır. Cevşen'de baktım, gördüm. O ismin iktizası olarak varlık dünyası kayyum değil. Kayyum, sermedi değil. Sermedi de, bizim zahir manadaki anladığımız manada sermedi. Mesela bu şimdi, etrafık sermedi diyoruz buna biz, diyelim yani bir misal. Değil ama yanıp söner bu. Hiç kimseye böyle, ama kabul ettiremezsiniz bunu, ışık sönüp yanıyor diye. Kafanı vururlar seni, delirmiş bu adam, doğru bakır göğe. Niye? Bu ne diyor? Bu çok manasız bir şey, gözle görünen şeyi inkar ediyor ya adam. Bu akıl gözüyle görüyor. Evet. Yani ilim gözüyle. Kayyum-u Sermedi'nin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat etmek, ederek böyle bir zata arz-ı münacat ederek zevalsız ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip namazın mükemmel olmayı netice veren şuurlu halini tasvir eden ifadelerdir bunlar. Her bir cümlecik büyük manalar cemeler dikkat edenlerin nazarında. Rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, yani bunların hepsini sen yaptın ancak hiç başkası, başka sebep, hiçbir şey bu işi yapamaz diye olan bir iman şuuru nazarıyla İzzet-i Rububiyetine karşı zellilane rükûa gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârâne secde ederek. Tabi bunlar bilinince o zaman o secdelerimiz o manadan hisse alır birazcık olsun. Sermediyet-i uluhiyet, yani ki o zaman hemen bize düşen vazife, ya asliyetimiz de öyle, buna karşı nispet yapınca mahfiyet kârâne secde ederek hakiki bir teselli kalb, bir rahat ruh bulup, haliyle bu ince manaların anlatılanlar bilinince öyle olur netice bulup huzur-u kibriyasına kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek. Şimdi borcu fıtrat üzerine durmadım. Niye durmadım? Yani uzun çeker. Borcu fıtrat. Fıtrat ne? Her tarafı böyle, ne yapalım yani, bu şimdi her tarafına böyle bakarsak işin içinden çıkamayız. Eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek, daha dünyadayken ha, olduğunu insan olan anlar. Anlamayan insan değil. O benim manayı muhalefetten anladığım mana. Geçiyor da, yani burada da var o da, yani manayı muhalefetten çıkıyor. Mağrıpta durayım mı? Evet, durayım. Mağrıba girersen bitmiyor. Bir ders daha. Bir ders daha olsun o zaman. Ben geçecektim bunu ama yani sordum, dediniz devam etsin, ben de ederim. Benim için daha iyi bu. Ali'den. Bir tekrar oluyor. O da lazım da kalem ha. O zaman buradan alıyoruz bunu. Kesiyoruz burada. El-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. sözden devam ediyoruz. 42. sayfada durmuştuk. Oradan devam ediyoruz. Durduğumuz yerden. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Yaratılışı itibariyle. Halbuki her şey ona ilişir. Zayıflığına rağmen.
kavi olsa onu müteessir eder ve müteellim eder her şey bilişir. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Mikroptan cehenneme kadar uzatırsınız belaları. Aciz olduğundan hiçbirisini önleyecek durumu da yok. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Yani zıt şeyler bunlar. Fakir, ihtiyacat. Bakınız. İhtiyaçları elde etme gücünde sıfır, fakat ihtiyaç çok. Yapısı bu işte, fıtrı yapısı. Hem tembel ve iktidarsızdır. Şimdi bunları niye sayıyor böyle? Sonunda çıkacak meydana. Yani buna biz, yani fikir sahasında siyak sibak deniliyor. Yani mevzu nereden başladı, nereye doğru gidiyor, ne anlatmak istiyor diye olan bir fikri takip ve cehd gerekiyor. Ve bu bahsin, bu gibi bahislerin anlaşılmasında. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Yani hayat şartları, yaşama şartları çok ağır. Yani küçücük üşütme, telliymişim, memneymişim, cereyanda kalmışım, hiç sayılmayacak kadar bir dünya içinde yaşıyor, şartlar dairesinde yaşıyor. Hem insaniyet, Mesnevi de anlatır, bizim bir nebatiyet hayatımız var. Zaten bu ana karnında, başlangıçta da öylesine mertebeli gelmiştir. Nebatiyet bizim nebat hayatı, bildiğimiz nebat hayatının cinsinden bir hayat. Hayvaniyet ise işte duyguların bulunduğu bir hayat mertebesi. İnsaniyet nedir? Nebatiyet, hayvaniyet, bir de insaniyet. İnsaniyet şuymuş, aklın fikirleri ve maksatları ve kalbin hissiyat ve emelleri insaniyeti teşkil ediyor yahut insaniyeti neticeleri oluyor. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiştir kişiyi, insana. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı son bulup gidiyorlar, kaybolup gözden kayboluyorlar. Bu hadise, bu durum, firak durumu mütemadiyen onu incitiyor. Kimi? İnsanı. Her bir insanı. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler, yani varılması istenen hedefler, neticeler, faydalar gösteriyor. Akıl gösteriyor. Halbuki gösteriyor ama insana, insanın o akıl dediğimiz insan esasındaki bir hususiyete, cihaza gösteriyor ama halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Yani hem gücü yok, hem hayatı çok az, hem de sabırsızdır insan. İşte bu vaziyette, şimdi neticeye geliyoruz, hani bu hususiyetleri saydıktan sonra şimdi anlatacak olduğu durum veya kazanacak olduğu fikir ve hal, halet, his, anlayış ne kadar lüzumlu ve onu da kazandıran nedir? Hangi sebeptir? Ona baktırıyor bize burada. İşte bu vaziyette anlatılan şekilde hususiyetlerde olan bir ruh, ana yapımız ruhtur bizim. Ceset gelgeçtir. İstiyorsanız işte çekilmiş fotoğrafınız varsa 2-3 yaşındaki fotoğrafınızı alın. Şimdi işte 60, 70, 80, 90 yaşlarındaki halinize bakın, aynaya bakın. Bir taraftan resminize bakın, bir taraftan kendinize bakın aynada. Hiç siz değilsiniz artık. O nerede, bu nerede? Ha, demek ki ceset ne kadar garip, acip değişmelere uğruyor. En nihayette toprakta çürüyüp, çürütülüp bitiyor. Ruh öyle değil. Ruh giderek ya inkişaf eder, yahut da tereddi içerisinde çürür gider.
çok mükemmel, gelişme istidadı kaybolur, biter, çürür, tefessüh eder. Ruh yapısı böyle. Ve bu haliyle, yani mükemmel veya çürümüş haliyle ahirete gider. Hangi halde gittiyse ahirette o durumu devam eder artık. Sonsuza, sonsuza doğru gider. Onun için bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında, fecir, sabah namazını kılıyoruz ya, sabah namazının ilk başlangıç devresi, zaten şimdi namazın beş vaktini anlatıyor. Neydi bu fecir zamanı diyordu, oradaki anlattıklarına istinaden, günlük hayat zorluklarının başlangıcında. Fecir zamanı ne? Zor hayat olan, yani hayatta, çalışmakta, sebepler dairesinde koşmakta bulunulacak bir devreye geçiş yapılıyor. Fecir demek, gündüze doğru geçiş yapmak nedir? Fecir zamanı bir başlangıç. Ne? Zorluklara giriş. Hayat zorluklarına geçiş. Öyle anlatıyor. Zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in, Cenab-ı Hakk'ın Celali ve Cemali, başlıca iki ismi vardır. İki sıfatı vardır pardon. Biri Celali, biri Cemali. Cemale bir et daha var, o da Kemal. O zaman Celal, Cemal, Kemal olarak üç ana sıfat oluyor külliyatta anlatılan. Cemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip, müracaat, yani dünyada da böyle bazı makamlara müracaatlar var, dünya işlerini çevirmek için. Müracaat edip, buradaki müracaat, müracaat yani ona doğru geriye dönüş, yani ona dönüş yapmak. Ne demek yani, bu mecaz ifadedir. Fikrimizle, hislerimizle, ne bileyim, düşüncelerimizle biz ondan kopuk bir yoldan gidiyoruz. Orada namaz bize bir durduracak, durdurması lazım. Ve asıl kainatın sahibi, bizim sahibimiz ve bizi her haliyle koruyan zata dönüş yapmak. Fikren, kalben, hissen, niyeten bir dönüş yapmak. Huzuruna doğru teveccüh etmek manasında müracaat. Frenleme, yani gaflet dünyasından kendini bir frenleme diye düşüneceğiz. Niye? İnsanın yapısını hepimiz yaşayarak bilmiyor muyuz? İnsan gaflette gider de artar da gider de artar, böyle kapkaranlık bir aleme düşer. İnsan yapısı bu. Ne yapacak? Zaman zaman yanlışlarını, gafletini anlamak noktasında Allah bize bazı böyle imkanlar verdi. Mesela bazı zatlar veyahut da peygamberler belli zamanlarda daha ileri derece yükseklere varmak için bazı hayat devreleri vardır. Büyük zatların, peygamberlerde de söyleniyor. Biz de insanız. Bizim de kendi daire şeyimizde, miktarımızda bir zaman zaman hakka, hakikata, gafletten huzura dönüş hadiselerimiz olması lazım. O zaman namazı bu noktayı nazardan da, çok çeşitli cepheleri var da, sadece bu noktayı nazardan ki buraya onu, bu müracaat dediğinde bunları anlıyoruz biz. Kendimize yani şefkatimiz varsa, kendimizi acıyorsa, ki fıtratta insan kendisini sever, müspet manada bir yoldan sevmeyi öğrenmişse müracaat gerekiyor. Sürekli bir Allah'tan kopuk ve gafletli hali müracaatsız haldir. Allah'a dönüş yapma durumu, fikren, aklen, hayalen, hissen, kalben olmama durumu gaflette kalınlaşmak bir sahasında, yani bir sahada bulunuyor insan o zaman. Onun için müracaat edip arzuhal etmek. Yani halini, durumunu arz etmek. Ne demek? Hani arzuhal yazıyor şimdi böyle dünyada da hükümetlere. Yani ya Rab, sen beni hikmetinle böyle çok mükemmel bir hallerde yarattın. Ama ayağımızdan kayma durumu da imtihan için yarattın. Ya durumum böyle, ben kendimi koruyacak halim yok. İstiyorum senin korumanı, sen beni koruyacaksın ancak korunabilirim diye bir durumunu arz etmek. Yani arz etmek derken Allah bilmiyor da bildirmek manasında beşer aleminde gibi değil. Allah bizim her halimizi ezelen ebeden biliyor. Allah sonradan bir şey bilmez.
O beşeri sıfattı sonradan bilmek. Ama insan dünyasından hadiseye baktığımız zaman insan dünyasının alışkanlığı anlayışıyla, gözüyle bize hitap